Türkiye'de yıllardır bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığı propagandası yapılmasına karşın Türkiye'de öğrenci başına yapılan kamusal eğitim harcaması miktarı OECD ortalamasının çok altındadır. OECD ülkelerin ortalaması Türkiye'den ilkokulda 3 kat, ortaokulda 4 kat, lisede 2.8 kat, yüksek öğretimde ise yaklaşık 2 kat daha fazladır. OECD ülkeleri içinde bütün eğitim kademelerinde sonuncu olan Türkiye, sadece ortaokul düzeyinde en yakın rakibi Meksika'dan $81 farkla sondan ikincidir. Şimdi de eğitimde hükümet olarak yarattığınız kalite kriterlerine bakalım Sayın Bakan. Maalesef okuma alışkanlığımız Afrika'nın kabile devletleriyle neredeyse aynı düzeydedir. Peki yüksek öğretimde gelişmiş ülkelerin kalitesini yakalayabilmek için ne yapmak gerekir? Özel ve kamusal kaynakları lisans aşamalarından lisans sonrasına kaydırmak, lisans sürecini hızlandırmak, dersleri lisans aşamalarında internet dersleri haline getirmek, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmek için yurt dışına yandaş değil, akıllı çocuklarımızı göndermek, gerekirse nitelikli yabancı hoca istihdamı sağlamak gibi başlıkların sorunu gidermede önemli adımlar olacağı kanaatindeyim. Burada açık şekilde masaya yatırdığımız tablo karşısında eğitim politikamızı siyasetin dışına alarak ivedilikle gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapamaz isek toplumsal olarak büyük bir çöküş yaşayacağız. Böylesi bir çöküşün, böylesi bir göçün altında kalacaklar ise hiç kuşku yok ki başta Sayın Bakan ve hükümet olacaktır. Biz de bu uyarma görevimizi yaparak Sayın Bakanı ve özellikle Milli Eğitim Heyetini ve üniversiteleri son olarak uyarmak istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Baydar.